Geldi. Evet, geldi. Aylık oran alalım arkadaşlar. Oo, haklı çıktınız. 1.64. En düşük. %1.64. Beklenen en düşük bu piyasa. 1.64 ile 3 arasında tahminler vardı. Bu en alt sınır oldu. Yıllık %71.60. Bu benim evet oldukça düşük evet. oldu. Şimdi bu ne demek? Şimdi bu biraz bunları Hesap zamanı. Şimdi hesap zamanı. Bence az önce bize yarayacak tek veri demiştiniz ya haklı olarak. Evet. Emekçilerin beklediği bir dönemde açıklanan 1.64 mü 67 pardon 1.67'lik bir şey. Bu şu demek, ilk 6 aylık enflasyon %25'i bulmadı. Hı hı. Çok net bir şekilde 8 bin liranın altında kök aylığı olan hiçbir emekli tek kuruş zam alamayacak, 10 bin lira almaya devam edecek. Siz söylediğiniz zaten asgari ücretli için mevzu bahis değildi. Evet. Ona milyonlarca emekliyi de ekleyeceğiz, sıfır zamla geçinecek demek. 9 bin lira civarında kök aylığı olan emekliler için ücretler bu durumda 10 bin liranın biraz üzerine çıkacak. %8 gibi bir zam almış olacaklar. Onlar da 10 bin liraydı. %8 gibi bir zamma tekabül ediyor. Hatta 8 bile değil. Kabaca hesaplıyorum şu an. Evet. 8 bile değil. Eğer 9 bin liranın altındaysak. Yani 4-4,5 milyon emekli şu an %0. Yani 10 bin lira, 10 bin liranın bir tık üstüyle neredeyse şeyi kapattı bu verilerden sonra. Maalesef 6 ay daha buna mahkum. Bak milyonlarca emekliden bahsediyoruz. Zaten evet. Milyonlarca asgari ücretliye zaten bir şey yoktu. Şimdi gelelim memurlar kısmı var evet. işin. Ve memurlar açısından da bu rakam valla ikinci dönem alacakları zamları vergilere kaptırmak gibi bir şey. Niye böyle Çünkü bir de ÖTV'de artış bekliyoruz. Bu arada vergiler gelecek ama kendilerinin de vergi dilimlerinden dolayı yüksek ödemeler devam edeceği için tabii. devlet tahsil etmiş olacak. Yani %20'lik vergi diliminde olmayacaklar. %27'lik vergi diliminden ödemeye devam edecekleri için onlar da bir hayli soyguna uğrayacaklar. Alacaklarını kaptıracaklar ama şunu altını çizelim. Şimdi %25 bile olmayan ilk 6 aylık şeyde devlet memurlara şöyle diyecek. Siz zaten sözleşme gereği ilk 6 ay için bir %15 zam almıştınız. Şimdi ben arada 25 oldu 10 puan daha vereyim demiyor. %15'e %9 zam yapıyor. Aa, tam diyor sizi karşılıyor. %9 bir zam alacaklar. Sonra diyecek evet. ki 10 puan da toplu sözleşmeden gelen tamam. bir hakkınız var. Bunu da ekliyoruz üzerine deyip 19 gibi yani %20'yi bulmayan bir memur zammıyla karşılaştık demek. Memur %20'yi bulmayacak. Bulmayacak. Milyonlarca. En düşük emekli maaşı alana hiçbir şey olmayacak. Milyonlarca yani böyle 4 milyona yakın bir şey zaten sıfır yani. 10 bin lira asgari ücret diye zaten yok. Zaten yok milyonlarca.